Herkese yeni bir günden tünaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şöyle kameraya girdim. Biraz burada konuşayım, ondan sonra çıkayım dedim. Eczaneye gidiyorum. Dün akşam biraz sancım oldu. Zaten bir gün önce size söylemiştim. Aşırı bir terlemem vardı. Kalktığımda genel cerrahtan randevu aldım. Ama ayın 6'sını alabildim. Şimdi eczaneden şöyle bağırsak rahatlatıcı bir ilaç alacağım. Ondan sonra Yaren'e grip ilacı alacağım. Yaren de biraz grip gibi oldu. Sonra da böyle yürüme şoka doğru gideyim dedim. Aslında eşimle gidecektik ama o nöbetten geldi. Ben geç kalktım. O hiç uyumamıştı. Şimdi o uyuyor. Kıyma çıkardım. Fikrim değişmezse köfte yapacağım. Düne göre, yani geceye göre iyiyim çok şükür. Vallahi bilmiyorum üşütüyor muyum. Aşırı bir şey var yani, böyle şişkinlik var. Öyle, şimdi eczaneye gideyim. Buralar böyle karlı gördüğünüz gibi. Maskemi kaldırayım. Sizler de inşallah iyisinizdir. Allah herkese sağlık versin. Gerçekten sağlıktan öte her şey boş. Eczane Allah'tan yakın ama kar başladı. Eczaneden çıktım. Buralarda kimse yokken şöyle maskemi indireyim. Özgürce bir nefes alayım. Hem Yaren'e grip ilacı aldım. Hem de ben şikayetlerimi anlattım. Eczacı beyefendi sağ olsun suya atılan bir ilaç verdi. İnşallah şifa olur. Şapkamı da kapattım. Bayağı bir soğuk. Şimdi şoka doğru gidiyorum. Bugün şokun aktüel günü. Hem canım sıkıldı. Bakayım. Barış da uyudu evde. İşte yapamıyorum. Hem de böyle bir iki alacağım var. Onları da alırım. Sizle beraber gidelim. Güzel bir şeyler varsa tabii ki sizleri de çekerim. Öyle. Karakış Yozgat'a yeni geldi. Gerçekten. Ben şimdi şoka geldim ama bunların hiçbirinin nedense fiyatları yazmıyor. Şaka gibi ama şöyle Aksu'nun döküm tava diyor. Ama fiyat yok, görüyorsunuz. Bu neymiş? Sırlı güveç tencere. Sırlı, pardon. Sırlı deyince ben fırınlanmış zannettim de değil. Zaten fiyat da yazmıyor. Arkada organizerler var. Hiç çıkarabileceğimi zannetmiyorum. Ben buraya geldiğimde muhakkak bir şey olmuyor zaten. Şöyle saklama kapları var. Boyları çok güzel. Dolap için. Ama yok. Bir tek bunda fiyat var. Bakın. Çift renk süzgeç diyor. Güzelmiş ama. Bakayım. 5.90'mış. Kırmızısına bakalım. Vallahi gayet güzel. Bir tane bundan alsam. Süzgeçim de kötü oldu. Bir tane şundan alayım. Sağlam bir şeye benziyor. Titiz'in. Bir de şunlar var. Şöyle kutular var. Bunların fiyatları yazmıyor. Bakın renkleri de var. Renkleri de güzel. Kaşıklık var. Yine bunlar var. Şunu bir tane bir düşünüyorum hala. Havlular var. Bu hafta çok bir şey gelmemiş. Buraya bir hafta geliyor, bir hafta gelmiyor galiba. Çift kişilik yorgan. 170 TL. Şunlar neymiş? Yastık kılıfı mı? Aynen. Çarşaflar, lastikli çarşaflar. Yani bir şey yok fazla arkadaşlar. Bunu da alayım mı almayayım mı, bir kararsız kaldım. Şunlar da güzel, bakın. Ha, içinde var zannettim ama 32.95'miş. Ben böyle boy boy zannettim. Ve eski ürünler. Hüsran. Ben şunu aldım ya, şu kısmı çok akıtıyor, hiç memnun kalmadım. Benim önceden kırılan çok güzeldi ama bu güzel değil. Bir de BİM'e gideyim. Oradan eve geçeyim. Süzgeç almadım vallahi, son anda vazgeçtim. Şimdi BİM'e gideceğim. Oradan bir iki alacağım var. Bir de dün kedili böyle bir şeyler gelmiş. Yaren'e bakalım, varsa bir şeyler bakacağım. Böyle pijama falan dediler ama kalmamıştır. Çıkmışken oraya da bakalım. Cuma günü bakalım neler geliyormuş. Benim şu saklama kaplarımı soran arkadaşlar vardı. Büyüğünü 15 TL'ye almıştım. 14 müydü, öyle bir şeydi. Yine şöyle plastik kaplar geliyor. Şundan düşünüyorum ama kalırsa tabii. Başka bardaklar falan geliyor. Böyle bunlar geliyormuş, valiz falan. Şimdi görmediklerim çoktu da. Ben bunlardan kalan varsa
şu kedili ürünlerden kızıma bir bakacağım bakalım. Yaren'in kedilere bir ilgisi var. Bir de şunlar geliyormuş. Cuma günü arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Çıkmış bir iki market yapmadan girmiyoruz tabi. Sade soda da alayım da. Ama dur onu çıkışta alalım. Şöyle bir bakalım. İlk önce alacaklarıma bakayım da. Kedili güzel bir şeyler kalmamış da şu pijama hoşuma gitti Yaren'e. Fiyatı da 35 TL ama maalesef ki SB'den kalmış. 3 tane var. 3'ü de S. O böyle şeyleri çok seviyor. Görmüşken alayım dedim ama maalesef. Şöyle çoraplar var. Orada kalanları da göstereyim. Bu pijama zaten şortu çok şey bir tane kalmış. Hangi beden bilmiyorum ama şortu bayağı bir kısa. 40 TL'ymiş. Başka da şunlar falan çok çocuksu zaten. Şöyle ojeler falan var. Değişikmiş aslında ama Yaren'in sevdiği renkler değil. Oje kurutucu sprey. Bundan bir tane alabilirim onu. Bilmiyorum hiç kullanmadı daha önce. Bir de şunlara bakalım. Süngerler 9 TL. Şöyle bir tane mor alayım. Mavisi falan da var. Başka da olanlar böyle. Fırça var yine. Makyaj fırçası 15 TL. Bir zamanlar cımbız varmış ama şimdi yok. Şu ikisini alayım. Şu neymiş? Sade boş. Bunları hiç görmüyorum gözümün önünde. Yok ya. Ben daha farklı bir şeyler bekliyordum ama. Neyse. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Aldıklarımı böyle göstereyim. Çok bir şey almadım. Oje kurutucu aldım. Bunu Yaren'e aldım. Benim kızım oje kullanıyor. Ben kullanmıyorum. Aslında süngerden de alacaktım ama ondan son anda vazgeçtim. Şöyle maden suyu aldım. Yoğurdum ev yoğurdu olmadığı için ayranı böyle hazır aldım. Normalde ev yoğurduyla kendim yapıyorum. Çok güzel oluyor. Ve mantar aldım. Bunu Gimat'tan aldım. Kilosu 15 TL'ydi. Ben 10 TL'lik aldım. Kaşarlı yapacağım. Benimkiler çok seviyorlar. Şöyle ilaçlarımız. Ve bir de bunu aldım. Normalde benim el blenderım var. Bu böyle bantlamışlar burasını. Bir tanecik kaldı. Küçük bu hoşuma gidiyordu. Kullanan arkadaşlar memnundu. Bir tane bunu da aldım. Yoruldum. Sesim böyle o yüzden zor çıkıyor. Şimdi bunu yıkayacağım. Birazdan köfte yapacağım. İnşallah onu da deneyeceğim. Mantarı da sizlerle birlikte soyarız. Güzel limonlu suya bırakırım. Sirke almayı unuttum. Bunları da yerlerine koyacağım. Hatta bir tane soda içeceğim. Evet, malzemeleri çıkardım arkadaşlar. Normalde mantarı sizlerle birlikte böyle soyacaktım, sohbet edecektim ama olmadı. Muş'tan canım arkadaşım Birsenciğim aradı. Onunla uzun uzun sohbet ettik. O esnada ben onları yaptım. İçeride birazcık uzandım. Şimdi mutfağa geri geldim. Bu yeni aldığım rondoyla yapacağım. Bunu yıkadım. Hem de test etmiş olalım. Az önce de annem aradı. Eşim de Yaren'i almaya gitti. Ben hemen köfteyi yoğuracağım. Çorba yapacağım. Pilav falan yapmayacağım. Yine şeyde yapacağım. Dökün tavada yapacağım. Onda köfteyi çok sevdiler. Şimdi aç karnına aldığım ilacı da içtim. İnşallah fayda eder. Bayat ekmek de yoktu. Şöyle 3 top kıymam vardı. Onu çıkardım. Haydi bismillah. Vallahi çok çabuk ve gördüğünüz gibi bayağı ufak yaptı. Beğendim. Birazcık daha böyle çekeyim. Güzelmiş gerçekten. Ben biliyorsunuz Tupper'ınkini kullanıyorum. Ama bu da küçük böyle pratik. Güzel oldu. Bir de böyle açınca şu şekilde iki bıçak görünce eyvah dedim. Bunun herhalde bir tane bıçağı yok. Meğersem bunlar iki bıçaklı oluyormuş. Vallahi.
Ne bileyim, benimkisi böyle üç bıçak olunca. Şimdi sarımsakla soğanı kestim. Ama rondodan geçirdim. Zaten köfte biliyorsunuz klasik anne köftesi, ama hem sizlerle beraber böyle sohbet edeyim hem de çekeyim istedim. Daha yorumlarınıza az önce bir göz gezdirdim. Bir arkadaş demiş ki ben de senin gibi yapıyordum. Temiz evi sürekli siliyordum. Ama ben gösterdim size. Vallahi temiz değildi yani evim. Bugün yapsam bugün bile ev süpürülecek durumda yani. 2 gündür hiç Türk kahvesi içmedik. Eşim gelsin bir Türk kahvesi içeriz diyecektim. Döktüm. Neyse. Kimyonu döktüm. Şöyle bol kimyon koyacağım. Kimyon bayağı tüket diyen, çorbalarına falan kat diyen arkadaşlarım var. Normalde Zeki'ye söylemişti. Bu kimyonla bir çay yapılıyormuş. O rahatlatıyormuş ama. Bakalım. Ya huzursuz bağırsak sendromu gerçekten zor arkadaşlar ya. Ya bağırsak hastalığı başlı başına çok zor da. Allah'ım kimselere çaresiz dertler vermesin gerçekten. Ben kırmızı toz biber de koyuyorum da. Ah, soğan çok kötü gözümü yaktı şu an. Daha kekiği bu sefer koymayacağım. Kimyonu baskın olsun. Evet arkadaşlar. Çorba ne yapacağım? Deminden beri onu düşünüyorum. Vallahi ne çorbası yapsam acaba? Ya dedim şöyle limonlu içeriz. Arpa şehriye mi yapsam? Barış'a kalktım, çorba yapma dedi. Köfte patates kızart dedi. Bir de salata yap dedi. Yeter Yeşo dedi, ama benim çorba yapasım da var bilmiyorum. Ay gözümü çok yaktı gerçekten. Nasıl bir soğanmış bu. Ama rondoyu çok beğendim. Şimdi şöyle göz kararı galeta unu ekleyeceğim. Ben birazcık da böyle sıvı yağ gezdiriyorum. Yağlar da doldurulacak. Aslında eve çorba yapmasam olur, mantar da var. Ama yine sıcak sıcak çorba iyi olur. Maydanoz yağları sevmiyor köftede. Ekleniyorum. Şimdi ben bunu yoğurayım. Hızlıca şeklinde verelim. Çok dinlendiremeyeceğim bugün maalesef. Saat 4'e geldi. Köfteyi yoğurdum, bu şekilde tabağıma aldım, streçle kapattım. Şimdi yemek vaktine kadar dolapta dinlendireceğim. O esnada da ben ne çorbası yapacağıma karar vereceğim. Bunları da güzel yıkamıştım zaten. Böyle limonlu suda bekletiyorum. Dediğim gibi bugün sirkem yoktu. Almayı unutmuşum. Böyle büyük büyüktü, güzeldi yani mantarlar. Şimdi çorbaya da karar verelim. Beraber çorbayı da yapalım inşallah. Çorbamı ocağa attım arkadaşlar. En son yine arpada karar verdim. Böyle bol limonlu içeriz diye düşündüm. Şimdi dindirmeye yakın suda beklettiğim taze nanelerden kestim. Birazcık dinlensin, kıvamı daha güzel olacak. Böyle bol domatesli yaptım. Domates salçası koymadım. Birazcık biber salçası, kırmızı biber ve karabiber koydum. Tavuk suyu olsa tavuk suyu çok yakışıyor. Annem böyle tavukla da yapar bu çorbayı. Şimdi 2 dakikaya kadar altını kapatacağım. Çorbam hazır. İçeride biraz oturayım. Ondan sonra mutfağa geleceğim. İlk mantarı koyacağım ocağa. Daha sonra da döküm tavada. İnşallah Allah kısmet ederse köfteleri kızartacağım. Bugün pilav falan yapmayacağım. Bunlar bize yeterdi, artar. Öyle bakalım. Evet, ben yine mutfağa geldim arkadaşlar. Mantarlar suyunu çekti, az kaldı. Bayağı bir tavaya zor sığmışlardı ama mantar çekiyor biliyorsunuz. Suyunu çeksin, kaşarlar erisin. Burada da köfteleri kızartıyorum. Şöyle bir parti çevirdim. Evde böyle Charleston biber vardı. Aslında domates de atıyorum. Çok güzel oluyor. Hatta böyle mangalda yapmış gibi oluyor. İnanın bu tavada köfte çok güzel oluyor. Şöyle biberlerim de güzel kızaracak. Şöyle çeviriyorum. Birazcık altını kıstım mantarlarla aynı zamanda pişsinler diye. Evet. Bol sarımsak da koymuştum böyle köfteye. Güzel oluyor. Çorbam da hala sıcak zaten. Şimdi bunlar pişsin bakalım.
Yemeğimizi yedik, buraları toparladım. Bir şekerleme yaptım, yeni kalktım arkadaşlar. Yeni rondoda şöyle parmağımı da kestim güzel bir şekilde yıkarken. Ablamın bana hediye aldığı şu güzel çay bardaklarım var ya, onlardan bir tanesini de kırdım. Vallahi üzerimde var yine bir şeyler de, hayırlara gitsin inşallah. Şimdi makinemde kahvenin olmasını bekliyorum. Bir taraftan çay suyu da koydum. Bakalım içebilirsem içeceğim, yoksa midemi zorlamayacağım. Her zamanki gibi köpüklü kahvelerim hazır. Havada bir rüzgar, bir fırtına var, inanamazsınız. Epeydir bu fincanlarımı kullanmıyordum. Keramika'nın, bunlar da hoşuma gidiyor. Evet, ay lokum niye koymadım? Çikolata koydum ki ben. Neyse, bir tane ben lokum alırım. Kahvelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi eşimle kahvemizi içelim. Ondan sonra mutfağa gelirim. Çayı demlerim. Elimde yıkadığım tavalar var. Onları yerlerine yerleştiririm. Bize afiyet olsun. Çayımızı içtik. Daha doğrusu ben içtim. Eşim hala içmeye devam ediyor. Şöyle altını kapatayım. Bir senciğim böyle naneyi güzel suda yıka dedi. Bayağı bir beklettim. Kaynattım. Görüyorsunuz rengi çıktı. Biraz ılıyınca içeceğim. Fayda ediyormuş. Akşamki yemeğimizden o kadar kaldı. Ve ben ne yaptım? Tabii ki durmadım. Buradaki tuzlukları falan yıkamaya attım. Yağlıklarımı falan yıkamaya attım. Halbuki üstlerini yeni yıkamıştım ama baktım kötü olmuşlar. Bu temizdi. O yüzden onu dışından sildim. Yıkamadım. Şimdi burada nanem biraz kendine gelsin, yani naneli suyum. İnşallah böyle gazıma, karnıma iyi gelir diye düşünüyorum. Tabii ki de nane olana kadar ben de burada kapanışımı yapayım istiyorum arkadaşlar. Fox'ta Hülya Avşar'ın dizisi var. Bir iki bölümdür ona bakıyorum. O da hoşuma gitti ama dün akşam Masumlar Apartmanı'nı ilk defa böyle keyifle izlemedim. Bana böyle çok ruh sıkıcı geldi. Dün akşam niye öyleydi bilmiyorum gerçekten. Bu diziye de böyle ara ara bakıyorum işte. Ki başlığımda tarih belli oldu diye yazmıştım. Ben parça alınma tarihinden bahsettim. Ama maalesef bazı arkadaşlar bunu yanlış anlamışlar. Tayinle ilgili sanmışlar. Tayin neresi çıktı? Başlığa yazmışsın ama söylemedin diyen arkadaşlarım olmuş. Mesajlara döneceğim, cevap vereceğim ama buradan da söyleyeyim istedim. Tayinimizi ben size söylemiştim. Mayıs'ın sonunda belli olacak. Allah kısmet ederse. Bu sene böyle bir aksilik gitti. Normalde Mart ayına kadar biz çoktan yerlerimizi yazardık. Ama niyeyse bu sene daha yerler açılmadı. Nisan'da açılacak diyorlar. Artık hayırlısı olsun, hayırlı yerler olsun. Tayini dört gözle benim gibi merakla bekleyen arkadaşlarım var ama maalesef ki daha açıklanmadı arkadaşlar. Bugünü böyle bitirdik. Bugün halim yoktu, o yüzden çok bir şey yapamadım. Zaten buradan olsun, Instagram'dan olsun kendini çok yoruyorsun diyen arkadaşlar var. Yapmadan da olmuyor maalesef ki. Tabii ki ama dün yorulmamıştım. Bugün böyle karnımın şiştiği sadece beni rahatsız etti. Evet arkadaşlar. Bir günün daha sonuna geldik sizlerle birlikte. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her ne kadar dolu dolu bir vlog olmasa da. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse inşallah yarın buluşmak üzere diyorum. Bu arada unutmadan arkadaşımın babasının durumu da şükürler olsun. İyi, hepinize ayrı ayrı dua ediyor. Allah hepsinden razı olsun diyor. Çok şükür iyi haberlerini de aldık. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere diyorum. Her birinize her zamanki gibi öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.